Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Lütfen öncelikle videoyu beğenin. Direkt şimdi peşin peşin beğenin. Sonra kanala abone olun. Sonra arkanıza yaslanıp dinlemeye başlayın. Merhaba Çelik Saplama e, Yönetici Ahmet Ketenci'den Galatasaray Kulübü'ne e, gönderme yaptı. Galatasaray Kulübü'ne ve Sarılağacıvert'e taraftarlara şampiyonluk için birliktelik çağrısı yaptı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Ketenci, Vavakars Fatih Karagümrük maçının sonrasında yaşananlarla ilgili olarak Sarı Lacivert taraftarlara çağrıda bulundu. Ahmet Ketenci'nin açıklamasında ezeli rakiplere Galatasaray'a gönderme yaparken bir kez daha vurgulamak isteriz ki bu sezon ezberledikleri ve tüm kamuoyuna da ezberlettikleri sezonlar gibi olmayacak. Bu sezon Fenerbahçe Spor Kulübü Camiası ile birlikte oyunu bozmak için tüm gücüyle sonuna kadar mücadele edecek ifadelerini kullandı. İşte o açıklamanın tamamı. Büyük taraftarımız 116 yıllık tarihi boyunca hakkını her zaman emek, fedakarlık ve büyük mücadelelerle almış Fenerbahçe'miz camiasi, camiasıyla bir bütün bir ve bütün olmuş şekilde hedeflerine yürüyor. Futbol takımımızın rakipleriyle sahada kulübümüzün temiz futbol ve adil rekabet talebiyle saha dışında verdiği mücadele hepimizin malumudur. Sahadaki oyunun ve gündemin her fırsatta sahanın dışına taşındığı sistematik şekilde saldırılara maruz bırakıldığımız bu sezonda sarı, sarı lacivertimiz bir kez daha hedefte. Sezon başından itibaren maçlarımızda aleyhimize fahiş hatalar yapıldığı futbol kamuoyunun malumudur oynadığımız son karşılaşmada ise rakibimiz Babakars Fatih Karagümrüğü'nün %100 penaltısı verilmemiş. Buna karşılık takımımızın da %100 penaltısının es geçildiği tartışılmaz bir gerçektir. İlk defa bir maçımızda cereyan eden ve lehimize yaşanan fahiş hakem hatası ile ilgili hem var kayıtlarının açıklamasına hem de daha evvel bir örneği olmamasına rağmen maçın tekrarını talep ettik. Bak ilk defa ancak yıllarca Türk futbol severlerinin aklından çıkmayacak fahiş ve trajikomik hakem hatalarından faydalanan ve haksız elde ettikleri hak sayanlar hak hiç aynaya bakmadan yine sahneye çıktılar. Kamuoyundaki tüm aktörleriyle yangın çıkarmaktan geri durmayanlar bu kez de <laughs> sadece bir pozisyon üzerinden algı ve manipülasyon yapmaya çalışıyorlar. Türk futbolu üzerine bunca şikayetlerine rağmen yaptıkları açıklamalarda bugün ortaya çıkan tablonun sorumluları olan TFF Galatasaray Futbol Federasyonu ve yönetimi yani TFF yönetimi ve MHK Merkez Galatasaray Kurulu ile ilgili en ufak yaptırım talep etmeyenler görünen o ki aslında ortamdan gayet memnunlar. Bizler biliyoruz ki bu sadece bugün değil her sezon kurgulanan aktörleri ve senaryosu değişen hedef her zaman Fenerbahçe olan bir oyun. Ancak bir kez daha vurgulamak isteriz ki bu sezon ezberledikleri ve tüm kamuoyuna ezberlettikleri sezonlar gibi olmayacak. Bu sezon Fenerbahçe Spor Kulübü camiası ile birlikte oyunu bozmak için tüm gücüyle sonuna kadar mücadele edecek. Değerli taraftarımız, Fenerbahçe bir ve bütün olduğunda geri kalan her şey detaydan ibarettir. Bu doğrultuda tüm yaşananlar hususunda her şeyin farkında olma refleksinden vazgeçmeden, tribinde, sosyal medyada, deplasmanlarda ve Fenerbahçe'nin olduğu her yerde omuz omuza bir ve bütün olacağımız bu mücadelede topyekun desteğinizi rica ederiz. Bu sene tüm oyun ve algılara Fenerbahçe camiası olarak, tek yumruk olarak cevap vermeliyiz. Ahmet Ketenci Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi. Şimdi bir şeyi çok merak ediyorum. Çok çok merak ediyorum. Şundan şikayetçiyim. Tamam, olabilir, şikayetçi olabilirsin. Ee, şundan şikayetçiyim. Tamam, olabilir. Ne yapalım? Çözüm olarak hiçbir şey yapmayalım ama şikayetçiyim. Nasıl yani? İlk yerinde çalışıyorsun. Patrondan şikayetçiyim. Abi maaşları yatırmıyor. Hiçbir şey vermiyor. Bizi herkesin içinde ana avrat küfür ediyor. lanet olsun bu patrona. Peki ne istersin? Patronun ölmesine, işte tırnağının kırılmasını ne istersin? Hiçbir şey olmasın. Ya aynı devam etsin. Oğlum o zaman sende bir sıkıntı var. Sen ruh hastasısın o zaman. Lan madem bir şey olmasın istemiyorsun. Madem bir şey yapmayacak kadar hiçbir şey yapmamış. O zaman patrona niye saydırıyorsun derler. Bu Galatasaray'ın durumu daha da beter. Federasyon Fener'i kolluyor. Federasyon Fener'i şampiyon yapacaklar 9 sene olduğu gibi. Fener'i şampiyon yapacaklar. Eyvah! Hep böyle haksızdır. rezillik, yakılsın, yıkılsın. Federasyon istifa etmesin, devam etsin. MHK devam etsin. Tefife de sahip çıksın MHK'ya. O zaman siz aleni olarak şike yapmak istiyorsunuz. Aleni olarak kullanmak istiyorsunuz. Bunun başka hiçbir açıklaması yok. Daha sonra da dilim varmıyor açıkçası. Ya bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu arkadaş. Madem şikayetçisin bir tane istifa kelimesi geçmez mi ya? Bir tane bu kurumlar değişsin geçmez mi ya? Fenerbahçe'den Süper Kupa cevabı. Şimdi Ahmet Getenci'nin saplaması yetmedi. Fenerbahçe Kulübü Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynamasının Ali Koç'un talebi olduğuna yönelik iddialara sert e, hard, e, sert cevaplar verdi diyeyim. Fenerbahçe Kulübü Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanmasını Ali Koç'un istediğine yönelik akıl dışı mantıksız iddialara şu cevapları verdi. Bu arada gazeteci Fatih Altaylı Hatırlarsanız geçenlerde de söylemiştim. Ben bunu haberde de dile getirmiştim. Ali Koç'un talebi sonrasında buna karar verildiğini falan ima etmişti. İma falan etmemişti. Açık açık söylemişti. Yani bunu bir iddia etmiştim. İşte Fenerbahçe'nin açıklaması. Bak açıklamaya dikkat. Bir tane çay içeyim yoksa duraksıyorum. Her başı sıkıştığında, işine geldiğinde, Başkanımız Ali Yıldırım Koç'u hedef gösterme refleksi sergileyen Galatasaray camiası alışılagelmiş davranışının yeni bir örneğini daha Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanması konusunda bugün Fatih Altaylı üzerinden göstermiştir. Yani ben bunu bir hafta önce falan e, videolaştırdım. Ben bu iddiayı bilmiyorum bu bugün yine mi oldu ya da dün yine mi oldu? Şaşırdık mı şaşırmadık. Güya Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanması Ali Yıldırım Koç'un önerisi ve fikriymiş. Ağustos ayının son günlerinde başlayan ve bugüne kadar gelen süreç sarfında yaşananlar ile ilgili tüm gerçekler tabii ki apaçık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Burada yana sıkıntı yok. O gün geldiğinde kimin ne duruş sergilediği görülecektir. Türkiye'de futbolun amiri olan Türkiye Futbol Federasyonu'nun süreç ile ilgili gerekçeleri, gerçekleri ivedilikle açıklamasını özellikle rica ediyoruz. Fatih Altaylı'nın iddiası şu şekilde. Biliyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynatılacağını açıkladığı gün ilk tepki gösterenlerden biriyim diyor. Cumhuriyetin 100. yılında böyle bir maçın Türkiye dışında hele hele Suudi Arabistan gibi Türkiye'deki cumhuriyet rejimine karşı bir ülkede oynatılmasının büyük bir ayıp olduğunu anında yazdım diyor. Başka pek çok kişi de tepki gösterdi ve bu tepkiler toplumsal hale geldi. Daha sonra Fenerbahçe Divan Kurulu bir karar alarak kupa maçının Türkiye'de oynanmasını istedi. Ardından Galatasaray da aynı talebi tekrarladı. Ancak daha sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kendi kulübünün divan kurulu kararına rağmen maçın Suudi Arabistan'da oynanmasının kaçınılmaz olduğunu söyleyerek herkesi şaşırttı. Ben de bu hafta sonu bir restoranda Türkiye Futbol Federasyonu önemli sponsorlarından birinin patronu ile karşılaştım. Yıllardır tanıştığımız için biraz sohbet ettik haliyle la futbola falan filan geldi. Yani bir itirazınız olmadı mı futbolun en önemli sponsorlarından biri olarak demiş. Bizim sponsor olarak bu işlere karışma hakkımız yok. Elbette bir vatandaş olarak, milliyetçi bir vatandaş olarak bunu federasyon başkanına sordum. Nereden çıktı bu Suudi Arabistan işi dedim. Aldığımız, aldığım yanıtı duyarsan şaşırırsın. Ali Koç önermiş dedi. Anlamadım. Ali Koç önerisiymiş dedi ve anlattım. Ali Koç federasyon başkanı Avrupa'da, Avrupa takımları Suudi Arabistan'da maç veya turnuva oynayarak çok ciddi gelir elde ediyorlar. Biz de en azından kupa finalini orada oynayarak iyi bir gelir elde edebiliriz. Bunu planlarsanız çok iyi olur demiş. Şimdi Abi geri zekalı derler adama. Abi angut derler adama. Hatta dahasını da söyleyeyim. be sığır derler adama. Ali Koç önerecek olsa Suudi Arabistan'da oynansın diye mi önerir? Sezon başlamadan oynansın. Hazır Galatasaray daha Icardi'yi getirmemiş. Fenerbahçe daha formda. Hadi şimdi mi oynayalım der. Eğer Ali Koç'un sözünü tutuyorlarsa bu maç çoktan oynanırdı. Bak Fatih da ortalama bir zekanın üstünde olduğunu düşünüyorum. O yüzden diyorum hani geri zekalı olan geri zekalı bile şunu düşünür. Der ki Ali Koç eğer elinde böyle bir güç, böyle bir yaptırma olsa gider kendi takımının maçını kendi takımının en güçlü olduğu zamanda yaptırtır. Öyle değil mi? Niye devre arası bekleniliyor? Ha, devre arasına kadar ne olacak mesela? O zaman Galatasaray'da ikardi yoktu, bir şey yoktu. Endom bilim endom bilim. Hiçbir şey yoktu. Bir hatırlayın. Bir kafanızı çalıştırın. Bir süreci aklınıza getirin. Neyse devam edeyim. Federasyon Ali Koç'un bu önerisi üzerine Suudilerle görüşmeye başlamış ve Süper Kupa finali böylelikle Suudi Arabistan yolcusu olmuş. Gerçekten şaşırdım. Yani mi Ağustos'tan beri konuşulduğuna göre. Demek ki hani Haziran Temmuz'da bu öneriyi sunmuştur. Haziran Temmuz'da bu öneriyi sunan adam niye Suudi Arabistan der? Çünkü maç kışın oynanacağı içindir. Ali Koç gerideki da maçın kışın oynanmasını istiyor. Ya mantık olarak diyorum ha. Yani Fatih Altay Max gibi zekasıyla cevaplasın Fatih Altaylı. Bildiğimiz kadarıyla Süper Kupa finali için Suudiler kazanan takıma 2,5 kaybeden takıma 2 milyon verecekler. Ali Koç benden duymuş olmasın. Ama sadece bilet satışı, loca satışı ve TV haklarından bile Türkiye'de bundan çok daha fazla gelir elde ederlerdi. Ucuza gitmişler demiş. Yine mantıklı bir hesaplama yapalım. Dur. Hemen başlayalım. 2,5 oraya, 2 oraya 4,5 milyon dolar. Hadi euro diyelim. Hadi 500 bin euro da ben ekliyorum. 5 milyon euro. Ne yaptı? Aşağı yukarı 150 milyon TL yaptı. Yani e, TFF payı ondan sonra Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne verilecek olan pay, yayıncı kuruluşun keseceği para falan filan 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 hepsini çıktım. Hepsini çıktım. Ya daha doğrusu hepsini katayım işin içine de neyse. 5 milyon euro. 5 milyon euro. Çarpıyorum şekerim bunu. Mevcut euro kuru ya dolar kuru 30'dan hesaplayalım. 150 milyon TL. Tamam 150 milyon TL. Şimdi 150 milyon TL'yi bölelim. Mesela e, maç nerede oynansın? Atatürk Olimpiyat Stadında. Kaç bin kişilik? 70 bin kişilik, 60 güvenliklerle 60 bin kişi alınır. Kabul mü? Ben 80 bin kişi yaptım. Ben 80 bin kişi yaptım. Locaları işte 3 kişi falan aldı sayıyorum. 80 bin kişi yaptım. Okey. Herkese 1 liradan vereceğim bilete ya da 1000 liradan vereceğim. Anlatabiliyor muyum? Hani 80 bin kişi çarpıyorum 1000 TL ile maç 1000 TL diyelim. 80 milyon lira yapıyor. Tamam hocam bu bir derbi maçı. Süper kupa maçı. 2000 liradan hesaplayacaksın. Tamam 2000 liradan hesaplayalım. Kaç bin kişiydi? 60 bin kişi. Çarptım 60 bin kişide. 120 milyon lira yapıyor. Yani localar'ın fiyatı localar'ı 40 milyon Euro'dan fazla şey yani 40 milyon TL'den fazla yapmak zorunda. Yani bir maça özel e, geri zekalı bulacaksın. Loja başına 1 milyon liradan bir maça özel satacaksın. O geri alacaklar. 160 milyon TL yapacak. Artı bu paydan şey çıkacaksın. Yayıncı kuruluş falan filan gençlik spor il müdürlüğü artı vergileri falan çıkacaksın. Yani bu paydan yaklaşık %70'ini çıkacak. %60 e, 70'i falan senin kalacak. %30'unu çıkacaksın da falan filan. Hani bizim orada bir laf vardır. Laf konuştu. Bal kabağı, koy ye diye. Fatih Altaylı'nın kitabı bu şekilde. 2-2,5 milyon dolar. Ya senin takımların orada dünya vitrinine çıkacak. Bir. İkincisi Cumhuriyet'in 100. yılı falan filan. Cumhuriyet'in 100. yılının özel. Senin kulübün ne yaptı mesela? Hani paylaşımlar şunlar bunlar. Mesela Cumhuriyet'in 100. yıl özel. Benim kulübüm ne yaptı? Paylaşımlar şunlar. Hepsini kınıyorum. Cumhuriyet'in 100. yılını özel. Bir Fenerbahçe iş adamlarından para toplayıp 100 tane okul yaptıramadı mı? Bir Galatasaray 100 tane okul yaptıramadı mı? Yemişim sizin milliyetçiliğinizi. Geçin lan. Geçin. Ben kendi çalıştığım okula kendi adıma söyleyeyim. Çıktım. Aslanlar gibi 29 Ekim gösterisi hazırladım. Ay yıldızlı bayrağım gösterisini. Benim ev, evlatlarım, öğrencilerim çok güzel bir şekilde sergilediler. Gururla da bayrağımızı temsil ettiler. Şiir okyanları vesaire derken çekildim kenara. 29 Ekim böyle kutlanır ve o coşkuyu bir buçuk iki ay boyunca hem öğrenciler hem velilere yaşattım. Cumhuriyetin 100. yılı kim ne derse desin. Bunu yaşatsalar, bunu yaşatsalar ya siz kelime de kullanıyorsunuz başka hiçbir şey de değil. Yarın bir gün başka bir şey olsun bu sefer de Cumhuriyet rejiminden tam tersine konuşmalar yapacaksın. Ya bir bilmediğimiz bir şey değil ben artık anladım yani ya. Ben artık anladım yani gücün şekli ne olursa oraya doğru gidiyor. Ya da e, tuttuğun takım ne isterse. Ya merak ediyorum Galatasaray saçma sapan birilerini övse mesela. Yarın gidip onları mı öveceksin Fatih Altaylı? Ya biz seni biraz mert böyle e, ağzına geleni sayabilir, sayabilen kişilerden zannediyorduk ama sen ağzına geleni değil de ağzına şey yaptıklarını hani fısıldadıklarını söylüyormuşsun anlaşıldı. Dusan Tadiç Fenerbahçe'ye nefes aldırıyor. Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki yıldızı Dusan Tadiç skor katkısıyla Fenerbahçe'ye nefes aldırıyor. Yo Fenerbahçelilerin %85'i istemiyormuş. Sosyal medyadaki Fenerbahçeli sana sayfalar, kanallar öyle söylüyor. Bu sezon kritik anlarda sahneye çıkan Sırp Yıldız 10 gol 4 asist yaptı. Son 2 yılda sol kanatta oynayan Diego Rossi'yi unutturan Tadic Kanarya'yı da zirvede tutuyor. Şimdi son iki haftada 3 2 haftada Trabzonspor'a 3-2 kaybettiğimiz var. Adana Demirspor'un 0-0'ın ardından sahasında Karagümrük'ü geriden gelerek devren Fenerbahçe. Zirvede yeni bir kayba izin vermedi ve Galatasaray'dan liderliği devraldı. Soğuk havada bir penaltıdan olmak üzere iki gol birden atan Tadic gecenin kahramanı olup son maçlardaki yönelik eleştirileri susturdu. Susmazlar. İyi ki varsın Tadic dedi ten performans diyor. Şimdi bu sezon 14 kez skoru değiştirdi diyor. MLS ekibi kolumumuz kırı ve 5 milyon 600 bin dolara yani 162 milyon TL'ye satılan Rossi 2022-23 sezonu boyunca 13 gole 4 gol 9 asiste katkı sağladı. Tadiç ise bu sezon tabelaya 14 kez 10 gol 4 asiste direkt etki ederek Selefi'ni şimdiden geride bıraktı. Yani bir nevi yolun 3'te 1'i bile olmadan geride bıraktı. Takımına 6 puan kazandırırken bir kez de penaltı kazandırdı. 35 yaşındaki Yıldız Milyara'da ülke Sırbistan'ın Bulgaristan karşısında 2-2 e, kritik asistiyle tarihinde ilk defa Avrupa Şampiyonası'na taşımayı başardı. Şimdi Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç'ten açıklamalar var Sabah gazetesi yorumcularından. Şimdi en acımasızın Ömer Üründül yapar. Sadece galibiyeti getirdi ama eleştiriler var diyorlar. Ne diyorsunuz? Ömer Üründül nasıl olsa oynarız diyerek işi seriyorlar diyor. Bak en acımasız eleştiriyi yapan kişidir Ömer Üründül. Ben sezon başından beri İsmail Hoca'nın dikkatini çekmeye çalışıyorum. Senelerdir ülkemize gelen yıldız yabancılar hemen fiziki düşüşe başlıyor çünkü yaptıkları ufak katkılar bile medyada manşetlere çıkıyor. Ligin temposu belli biz burada nasıl oynarız diyerek işi seriyorlar. Birçok örnek var. Bu yüzden Fenerbahçe içinde önemli olan Shimanski, Fred Ceko ve Tadic için dikkat çektim diyor. Ve yine haklı çıktım. Fred'in zorlanmadığı bir maçın başında kası attı. Ceko ve Tadiç'te sürekli geriye gidiş var. Üstelik Ceko gibi belli yaşa gelmiş Santrafor'un fiziki melekelerini kaybettirmemek gerekir. Sonra toparlamak zor olur. Şimanski daha Feyenoord'taki gibi değil. Haklı çıktım. Örneklere vereyim. Kritik Macaristan, Sırbistan maçında Sırbistan en önemli oyuncusu ve kaptanı Tadiç. 45 dakika yedek kulübesindeydi. Kritik Polonya Çekya maçında takımın direkt oyuncusu Şimanski ancak 85'te oyuna girdi diyor. Ya bu tercihtir. Bunu geç. Ama şu bir gerçek. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki futbolcunun sakatlığı diyor. Yani iyi hazırlanmamaktan diyor. Yani sadece sağ zemine şuna buna biçmeyin diyor. Haklılar da. Ben şunu söyleyeyim. Hani Rossi mi Tadic mi desem içinizde Rossi'yi seçene FETÖ'cü ilan edecek bir güruh var. Bak Rossi diyeni inanın FETÖ'cü ilan ederler. O kadar diyeyim. Neyse devam edeyim ben. Gürcan Bilgeç son 3 4 maçın üzerinde Tadiç ve Ceko beklentilerine çok uzandılar. O kadar sakatın olduğu dönemde takımın ağabeyleri olarak daha farklı olmaları, diri görünmeleri, sorumluluk almaları gerekir. Tadiç 2 gol attı ama onun takımda olma nedeni etrafını oynatması. Ne bir akını taşıyabilir ne de bir atak organize etti. Çabuk top kaybedince takımın boyu uzuyor, atak etkinliği azalıyor. Ali Koç mu yapar, İsmail Hoca mı bilmiyorum ama Tadiç'in de Ceko'nda ciddiyete davet edilmesi gerekir. Çünkü rakibi de küçümsediklerini hissediyorum demiş. Şimdi iki eleştiriye de saygı duyuyorum. Ben de Tadiç'i beğenmedim. Kabul. Ancak ortada şöyle bir gerçek var. Ya yürüye yürüye bu adam 14 gollük katkıda bulunduysa bir şeyleri doğru yapıyordur. Biz doğru yaptığının üstüne gitmeliyiz. Bence bana sorarsanız bana kalırsa. Doğru yaptığı şey nedir hocam? Doğru yaptığı şey demek ki takıma katkısı yüksek. Bir şeyler sunuyor. Yani demem o ki evet bence de Tadiç'in ağırlığını koyması lazım ama Perşembe günü bir maç var. Perşembe dinlenip pazar günü oynarlarsa milli takım arasında da yorgun olan bu yaşlı iki kurt bence iyi dinlenecektir. Ve bence Sivas Spor maçında çok farklı Tadiç ve farklı bir Ceko izleyeceğiz gibi geliyor arkadaşlar. Hani eleştiriler haklı ama eleştiri yaparken de vicdansızlık yapmayalım. Rossi'nin bir sezonda yaptığını adam daha sezonun 3'te bir olmadan yaptıysa bir şeyleri doğru yapıyordur. Ha hocam Beni de oraya koysunlar. Ben de yürüye yürüye o kadar atarım. Atarsın. Ya yani çok atarsın. Çok atarsın. Aynen. Deden de öyle diyordu zaten. Ya. Yani. Deden de atıyordu. Onun dedesi de atıyordu zaten. Aynen. Bu şekilde devam. Thomas Parti'ye dev talip. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde gözme, gözde ismi Thomas Parti. Bir şey söyleyeceğim. Ee, bu Galatasaray aptal mı? zekalı mı? Thomas Parti ile ne işi var? Yani Haberlerde gördüğüm için soruyorum. Ben ee, hani tanımıyorum Galatasaray'ın ne, ne şekilde transfer yapacağını, ne şekil bir oyun sergileyeceğini tanımıyorum. Sadece hani mantık olarak soruyorum. Geri zekalı mı bu takım? Thomas Partey ne yapacak? Torreira var. Oliviera var. Demirbay var. Kaan Ayhan var. Hani 80 tane adam var. Ha yine Dombili var. Endombili de var. Yani yine de alacaklar tabii ki de alabilirler. Alış kuvvetliyse alsınlar sıkıntı yok. Neyse bir tane daha çıkmış. Juventus kadrosuna katmak istiyormuş. Ya Thomas Parti'ye bizim hiçbir ilgimiz yok. Açık söyleyeyim. Alakamız yok. Şimdi bizim şu anda Galatasaray'la bir savaşımız var. Ne savaşı bu? Şampiyonluğu çaldırmama savaşı. Yıllardır böyle oluyor. Bak Galatasaray şampiyonluğa oynamasa bile Aman Fener şampiyon olmasın algısı. Aman millet Fener'e düşman olsun algısı yetiyor. Fest 10. Hızlı ve Öfkeli'nin 10. serisi. Ben daha birkaç gün önce izleyebildim. O filmde bunları öldürmüyorlar. Yani Hızlı ve Öfkeli ekibini öldürmüyorlar. Babasına diyor ki baba diyor ben öldüreceğim diyor. Yavrum sen o kadar merhametli misin diyor. Niye merhamet gösteriyorsun diyor. Ulan düşündüm. Ulan aynısını Galatasaray bize yapıyor. Öldürse merhamet göstermiş olacak. Öldürmüyor. Süründürüyor. Hepsini işte dünya kamuoyunun gözünde terörist ilan ettirip içeri attırtıyor. Çok zekice. Öldürse adı öldürdü olur. Ee, nasıl diyeyim? Öldürse merhamet etmiş olur. Doğru. Ama içeri tıktırınca haklı olmuş oluyor. İşte biz yıllardır bunu yaşıyoruz. Bizi öldürmüyorlar. 3 Temmuz'da şike iftirası attılar üstümüze. Lan suçumuz varsa düşürün Düşürmeyiz Likten çekilelim Çekilmeyize izin vermeyiz Havuzdan çıkalım Hayır çıkamazsınız Ulan Allahsızlar Dinsizler İmansızlar Madem şike yaptı diyorsun Bırak çıkalım Yok Tamam şike yaptıysak Kapatın kulübü Ceza verin Yok Lan Başkanını içeri attıysanız Kulüp şike yapmıştır Şampiyonluğu alın o zaman Yok Kitapsızlar, imansızlar. Madem var bir şey düşürün yok. şimdi bunun türküsünü söylüyorlar. Ben merak ediyorum ya bunun türküsünü söyleyene Mecliste oy çoğunluğuyla Aziz Cildirim dışarı çıktı. Vay be bir yıl içinde kaldı. içeride kaldı. Meclisin kafası bir yılda kendine geldi değil mi? Çok zekice yemin ediyorum çok zekice. Sizdeki bunu bu beyni kuşa taksanız ters uçar. Allah bize ne yaşattıysanız. Dünyada değil ahirette yaşatsın size. Bin mislini yaşatsın. Dünyada yaşamayın. Dünyada gelip geçici çünkü. En fazla burnunuz kanar. En fazla içeride duruyor. En fazla şampiyon Ahirette çekin. Gebere, gebere ne kadar çekiyor? Sonuna kadar çekin. Hepinize zerre hakkın varsa haram olsun. Ha Fenerbahçe şike yapmışsa. Siz diyorsunuz ya yaptı diye. Likte tutan kimse Allah'ın çoluğunu çocuğunun canını alsın. İyi mi? Kim yaptıysa size göre bak Diyorsunuz ya şu tuttu bu tut. Aksi durumda siz kendinize aynı beddua edebilecek misiniz? Ya şirke yapmadıysa da ben kendi çocuğumu... Diyemiyorsanız o zaman işin içinde başka bir iş vardır. Abi bak yeter. Çok üstüne geliyorsunuz bu takımın. Bu takıma bak yıllardır hep he, şu cümleyi sürekli hakemler bu sene Fener'i şampiyon yapacak. Lan bir sezonda çıkıp deyin ki ya arkadaş ben şerefli bir insanım. İnsan şerefi için yaşar. Senenin başında böyle dedim ama Laş Fener şampiyon olmadı. Demek ki Fener'i şampiyon yapmak istememişler. Ya da yapamamışlar. Lan 9 senedir. Etmeyin eylemeyin ya. Fenerbahçe Trabzon'a gidiyor. Lider gidiyor. Kim Minji? Son adam. Dokunuyor. Dokunuyor. Temaz var. Vurma şu yok. Kat kırmızı kat oyun dışı. Kat kırmızı kat ya. Çık kırmızı kat oyun dışı. Maç gidiyor. Şampiyonluk gidiyor. Sezon gidiyor. Tam tersini düşünelim lan. Tam tersini düşünelim. Trabzon'da bir oyuncu üfürükten kırmızı yedi. Trabzon şampiyon olacağı hani olmaya en yakın olduğu sezon. Çat kırmızı yedi gitti. Öbürü sinirlendi. Öbürü sinirlendi. Hani Sarit 5 kırmızı kartlı olayı gibi. Trabzon'un şampiyonluk gitti. Fener depara kalktı. Evet o zaman ben size derim ki Fener kullanıyor. Trabzonsporlu taraftarların bir tanesi de çıksın desin ki biz Galatasaray stadında desin. 5 kırmızı, 4 şey, kırmızı yedik. Hiçbiri de haklı değil de. Bugün Deniz Ateş Bitner diye birisi bu işten ekmek yiyor. O, o maçın hakemi. Bu işten ekmek yedirtiyorlar. <laughs> Ve Trabzonlu taraftarlar Deniz Ateş Bitner'in pozisyon tartışmasını sayfalarında paylaşma şeyini gösteriyorlar. Cesaretini özgüvenini gösteriyorlar. Lan ben surat, yani su sosyal medyada suratına tükürürüm. Siz neyden bahsediyorsunuz? İvan Bebe'in bir şey paylaştığını düşünün. Bizim de onu retweetlediğimizi düşünün. Allah yaşatmasın bunu. Lan bir Trabzon'da çıksın desin ki ulan Haçen daha desin yıllardır bu Galatasaray bizi maşası gibi kullandı desin. Maşası gibi sizi kullandı. Niye Umut Bulut'u Selçuk inanları yok pahasına bedava pahasına Galatasaray'a verdiniz? Burak Yılmazlar şunları bunları. Sizin aklınız yok muydu? Sizin futbol şeyiniz yok muydu? Yok muydu? Ya merakımdan soruyorum. Niye bedavadan verdiniz oralara? Ya merakımdan sonra Egemen o 2010-2011 sürecinden önce geldi mesela. Egemen'e falan atıp tutmasınlar. Ya size şeyiniz yok muydu? Ceyhun Gül selamlar, Engin Baytarlar. Niye siz Galatasaray'ın paf takımı gibi hareket ettiniz? Niye buna gocunmadınız? Burada da aynısı. Bir de şunu söyleyeceğim. Siz zannediyor musunuz? Bu iş sadece Fenerbahçe ile bitecek. Bugün Fenerbahçe'yi alt ederlerse yarın sizi parmağında oynatacaklar. 40 yılda bir tane şampiyonluğu hediye edecekler size. Siz de sevineceksiniz. Oley şampiyon olduk. En büyük biziz. Aferin size. Aferin size. Galatasaray samimi değil. Galatasaray kollanıyor. Galatasaray bu şeyden, federasyondan, bu MHK'dan, bu kurullardan, kuruluşlardan çok ciddi ekmek yiyor. O yüzden de itiraz etmiyor. İtirazı sadece Fenerbahçe'nin iyi gitmesine. Ulan biz her şeyi kurduk diyor. Biz her şeyi düzenli oturttuk. Lan bu Fener nereden çıktı? Niye bu kadar az yeniliyor? Niye bu kadar az puan kaybediyor diye sinirleri buna. Başka hiçbir şey değil. Yoksa hadi hadi bak Fenerbahçeli olarak söylüyorum. Trabzon maçının orta hakemi var hakemi. İkisi de istifa. Vallahi de istifa ettirelim. Billahi de istifa ettirelim. Demeyen namussuzdur. Şerefsizdir. Fenerbahçe şey maçı. Kara maçı. Var da Hüseyin Göçek var. Hakemlikten istifa demeyen Allahsızdır lan. Gebersin ya. Sabah sabah çıkmak nasip olmasın. Hangi camia yok diyorsa bak. Trabzonlara diyorum. Zorbay Küçük Morbay Küçük. Orta hakem kim? Zorbay Küçük müydü? Var hakemi kim? Ali pala mı? Darda kardeşle mi? Ne? İkisi birden istifa etsin. İkisini birden hakemlikten atalım. Bir diyorsun diye şerefsizdir. Namussuzdur. Var mısınız? Bir de hakemliğe devam etsin diyorsak şerefsizliktir bu. Siz neye itiraz ediyorsunuz? Fenerbahçe'ye dandik penaltı verildi diye değil mi? Dandik penaltıyı veren orta hakem. İptal ettirmeyen vardaki hakem. İkisi birden istifa etsin. İkisi birden bu işten ekmekten ekmek yemesin. Var mısınız? Kalsaylar. Arda kardeşler orta hakem. Hüseyin Gülçek var hakem. İkisini birden istifa ettirelim. Hadi. Kimin hakemi ise o istifa demiyordur. Kime çalışıyorlarsa o istifa demiyordur. Anladınız mı? Olayın özeti bu. Kimin menfaatine, kimin yararına çalışıyorsa o istifa demiyordur. Birazcık mert olun ya. Mert olun. Bak mertliğin yitip gittiği şu zamanda birazcık mert olun ya. Birazcık haysiyetli olun. Biraz duruşunuz olsun ya. Söylediğiniz sözle yaptığınız hareket birbirine uysun. Fener'i kolluyorlar. Kim kolluyor? MHK. O zaman MHK istifa değil demeyiz. Yazık. İstifa mesela. Fener'i kolluyorlar. Kim kolluyor? Büyük ekşi. Büyük ekşi istifa Cık, Diyemeyiz. Demeyiz. Öyle şey olmaz. Yazık. Allah herkesin gönlüne göre versin. Put perestseniz puta tapıyorsanız put versin size. Taş perestseniz taşa tapıyorsanız taş versin. Paraya tapıyorsanız Allah sizi paradan mahrum eylesin. Güce tapıyorsanız Allah o gücü karşınıza çıkartsın. Bin beter etsin sizi bu kadar da ağır söylüyorum. Ha, bu kadar ağır söylüyorum değil. Size aslında iltifat ediyorum. Diyorum ki ya gittiğiniz yanlış yoldan düzgün yola yönelin. Ya bugün hakemlerin bak bütün her şeyin üstüne yemin ederim. Bugün hakemlerin Fenerbahçe'yi şampiyon etmesi 3 maça bakar. 3 maç. Sadece 3 maç. Sadece 3 maç. Hangi maçlar biliyor musunuz? Galatasaray'ın evinde oynadığı dandik bir maçta verecekleri iki kırmızı kart. Fenerbahçe'nin Galatasaray'la oynadığı maçta verecekleri 2 kırmızı kart daha 4. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın Süper Kupa'da oynadığı maçta verecekleri iki kırmızı kart daha 6. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe şampiyon yaparlar. Şu maçta Fenerbahçe şampiyon yaparlar. 3 maçla bir takımın kaderini alıp öbürüne verilir. Offside'ımsılar, penaltımsılar, bilmem ne isimler. Ya bugün bak Trabzonlular, Beşiktaşlılar ya da başka takımlar Gaziantep, Kayserispor fark etmez. Bugün fenere olanın yarın size olmayacağına garanti veriyor musunuz? Veriyoruz. Çünkü 9 senedir fener şampiyon değil. Tamam. Her bir 2 senede bir Galatasaray şampiyon oldu. Araya da birileri sıkıştı. Demek ki bize de gün doğacak. Ulan niye size gün doğsun? Siz niye 10 senede bir, 40 senede bir şampiyon olasınız? Hak ettiğiniz sene olmayı niye istemiyorsunuz? Salak mısınız oğlum? Salak mısınız? Cebinizde para var. 1000 liranız var. Markete gidip 10 TL'lik bir ürün almak ister misiniz diyorum. Yok ben hani birisi bana 30 yılda bir versin o ürünü. Ben paramdan almak istemiyorum. Demek gibi salakça bir şey bu. Neymiş Süper Kupa? Ali Koç demiş. Suudi Arabistan'da oynatılması zorunuza gidiyorsa Galatasaray olarak açık. Bak kimin zoruna gidiyorsa. Mesela Galatasaray eğer Ali Koç söylemişse. Desin ki biz maça çıkmıyoruz. Hadi Fenerbahçe sen de çıkma. Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir şey yapalım. Eğer Fenerbahçe çıkarsa namerttir. Alçaktır. Haysiyetsizdir. Hadi. Al sana meydan. Bak Fenerbahçe'ye çamur attılar. Karagümrük maçı hakemle şöyle benim Çıktı Fenerbahçe ne dedi? Var kayıtların biri değil. Hepsini açıklayın. Rakip istiyorsa maçı da tekrar edelim. Baştan sıfırdan başlayalım. Daha ne diyesin adresin adam? Adam kapağı yapıştırdı kapağı. Yani kapağı yapıştırdı. Daha ne desin ya? Usturuyor. Vallahi <laughs> Allah yolumuzu bahtımızı açık etsin. Tadiç için de şunu söyleyeyim. Evet bir düşüşü var. Bu hafta Perşembe günü dinlensin oynamasınlar. Pazar günü full kapasite Tadiç'i görelim. Olmaz mı? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.